Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi siz dediniz ki öncesinde bizim dönemimizden bu zamana kıyaslama yaptığınızda teknoloji çok gelişti. O zamanlardan bu zamana baktığımızda hocam sünnet hataları hep gündemde konuşulan soruların başında geliyor. Sünnet hatalarına da değinirsek neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle tekrar onu vurguluyorum. Sünnet küçümsenecek bir işlem değildir. Bir cerrahi işlemdir. Dolayısıyla ehil olan uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Böyle olduğu durumlarda bu sünnet hatalarının en aza indirilme şansı mümkün. Daha önceden ehil olmayan sağlık memuru veya işte köylerde kasaplar, berberler tarafından hijyenik olmayan koşullarda bu sünnetlerin yapıldığını ve buna bağlı ilerleyen dönemlerde gelişim süreciyle beraber ciddi komplikasyonların ortaya çıktığını biliyoruz. Bunların bizim gördüğümüz en sıklıkla olanı birincisi enfeksiyon. Özellikle bulaşıcı enfeksiyonlar, hepatit B, hepatit C gibi enfeksiyonlar. Bunun nedeni de iyi steril edilmemiş cerrahi aletlerle, cerrahi setlerle eğer bu işi yaparsanız bu bir önceki yaptığınız çocuktan ötekine bulaştırma riskiniz her zaman için mümkün. O yüzden ehil kişiler uygun ortamda ve uygun aletlerle bu işi yapmalı ki bu bulaşıcı hastalıklardan bir kere kurtulabilelim. Evet. İkincisi en sık görülen hadiselerden bir tanesi sünnet derisinin fazla kesilmesi. Sünnet derisinin fazla kesilmesi ilerleyen zamanlarda erkek genital organının gelişimi açısından gerçekten sıkıntı. Hem büyümesini hem de fonksiyonel gelişimi yönünden problem teşkil ediyor. En önemli iki neden bunlar. Tabii bunun haricinde görülen başka durumlar da var. İşte dikiş atmaya bağlı oluşabilecek kistleşmeler var. Bunlar daha sonra enfekte olup cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Penisin baş kısmıyla gövdesi arasında cilt köprüleri oluşabiliyor. Bunlar ilerleyen dönemlerde cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabiliyorlar. Bazen his kusurları oluşabiliyor. Enfeksiyonlar gelişebiliyor. Yara enfeksiyonları en basitinden en ciddisine kadar. Ve sünnet derisinin uzun kalması söz konusu olabiliyor. Bunlar içerisinde açıkçası bir de şey söyleyeyim, ciddi anlamda eğer dikkat edilmezse ciddi penis yaralanmaları olabiliyor. Kısmi kesiler, tam kesiler, hatta tam kesilerde tedavi protezden başka bir çaresi yok ne yazık ki bu işin. Bunlar içerisinde saydıklarım içinde en masumu bence sünnet derisinin uzun kalması. Yani yapılabilecek ikinci bir cerrahi müdahaleyle bu problem düzeltilebiliyor. Ama diğerleri gerçekten ciddiye alınması gereken ve sonucunda bütün yaşantısını hem fizyolojik anlamda hem de ruhsal anlamda kişinin etkileyebilecek ciddi sorunlara yol açabilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.